Şöyle pileleyeceğim. Evet, böreğimi tam diliyorum böyle. Gördüğünüz gibi şahane börek çıkarttık. Şöyle. Yemiyorum. Ardından afiyetle tüketebiliriz. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, Sanal Fırını hoş geldiniz. Bu videomda sadece 18 TL'ye 1 kilogram börek nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Böreğimizin adını Kürt böreği veya Küt böreği olarak adlandırdıkları için bir de anket yapayım dedim. Saygı çerçevesinde hemen şuralara bir kart ekliyorum. Anket. Orada ankete oy verebilir. Aşağıda yorumlardan da tabii ki herkes kendi görüşünü saygı çerçevesinde beyan edebilir. Son zamanlarda oldukça hayat pahalılığından dolayı daha önce hani fakir yemeği, fakir böreği, fakir tatlısı veya gariban yemeği dediğimiz yemeklerin maalesef ki bizler için artık lüks olmaya başladı. Onun için ben de maliyet üzerinden artık ürünler yapmaya başladım. Poğaça olsun, simit olsun, şimdi böreği yapıyorum, baklava yaptım. Bu videodaki börekte yarım kilogram un kullandım, 6 lira. Bir pakete yakın margarin kullandım, 10 lira, 16 lira. 2 lira da pişme payı ve üstüne pudra şekeri diyelim, 18 lira. 18 liraya 1 kilogram börek yaptım. Sözü daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 gram baklavalık börekli un, 300 ml su, 10 gram tuz ve 10 gram şeker. Hemen hamuru yoğurmaya geçiyorum. Tuzu şekeri döküyorum. Suyu da döküyorum. Hamuru 2-3 dakika yoğuruyorum. Çok yoğurmaya gerek yok. Hamur yoğurma işlemi tamamdır. Hemen üstünü titreşle hava almayacak bir şekilde kapatıyorum. Bu şekilde 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dinlenirken içerisine koyacak olduğum margarin yağını hazırlıyorum. Yazın hava sıcak olduğu için yağ zaten kendi kendine yumuşak pamuk gibi oluyor. Bundan yana sıkıntı yok. Ama kış takvimi için yapacağınız işlem bu şekilde. Önce yağı elinizde şöyle biraz yumuşatıyorsunuz. Şimdi bu biraz böyle durduğu zaman tekrar katılaşacak. Onun için tekrar katılaşmaması için içerisine bir miktar ayçiçek yağı ilave edip ayçiçek yağıyla yağımızı iyice serileceğiz. Yumuşatacağız yani. Yumuşattığımız zaman bir daha da artık tekrar sertleşmeyecek. Bunu da şeye göre ayarlıyoruz. İçerisine koyacak olduğumuz yağ ve hamurun sertliği aynı olacak ki hamuru açarken yağ hamurla birlikte açılabilsin. Bunun ayarı da bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi yağımız yumuşadı. Homojen bir yapıda böyle krema gibi bir kıvama geldi. Şimdi hamuru açtığımız zaman hamurun içerisinde eşit şekilde bu da açılır. Evet, börek hamurum 1 saat dinlendi. Önce 3'e bölüyorum. Evet, hamurumu 3'e böldüm. 3'e böldüğüm bezeleri de şöyle ortadan 2'ye bölüyorum. Bunları şöyle sıkı sıkı yuvarlak bezelere dönüştürüyorum. Evet, hamurlarımı sıkı sıkı yuvarlak bezelere dönüştürdükten sonra üstlerini tekrar örtüyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamurlarım bir 10 dakika dinlendiler. Şimdi bu şekilde eziyorum. Evet, daha önceden yumuşatmış olduğum yağ burada. İçerisine 80 gram yağ koyuyorum. Aldım, şöyle güzelce ezdim. Bu arada hamurun unun biraz farklı, bayağı bir güçlü bir un çıktı. Hamur bayağı bir sert oldu. Aslında bu kadar sert olmaması gerekiyor. Biraz da yumuşak olması gerekiyor. Hani suyunu yeterince vermeme rağmen yine de sert oldu. Ama sıradan unlar kullanırsanız bu su oranı muhtemelen tam denk gelir. Şöyle kenarlarını 0 derecede şekilde eziyorum. Tam bir birleştirme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle
yağın içerisinde eşit dağılmasına dikkat ediyoruz. Evet, bazen soranlar oluyor daha önceki videolarda. Ustam bunu tekrar açıp şekilde mi açacağız diye. Hayır, açıp açmıyoruz. Yağ iki hamurun arasında kalıp açınca yağ da aynı şekilde hamurlarla birlikte ipince bir şekilde açılıyor. Zaten böreğin kat kat olmasının, ipince olmasının sebebi de o. Çiftledikten sonra biz buna çiftleme işlemi diyoruz. Tezgahımı yağlıyorum. Hamurlarımı bu şekilde örtüyorum. 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. Kullanmış olduğunuz buna göre değişir tabii ki. 1 saat, 1,5 saatte dinlendirebilirsiniz. Kullandığınız buna göre bu bayağı güçlü olduğu için 2 saat dinlendireceğim ben. Evet, börek hamurları 2 saat dinlendi. Şimdi böreklerimi açacağım. Şöyle bir tanesini alayım. Şurada koyacağım ikisini. Bunlar burada dursun. Köşede şöyle üstünü örteyim onların. Tezgahıma böyle ayçiçek çekiyor, sıkıyorum. Hamurumu tezgahıma koydum. Evet, daha çok böyle kenarlarını inceltiyorum. Burada pek aslında börek sallayabilecek bir pozisyon yok, bir yeri yok. Şöyle elinden geldiği kadar sallamaya çalışacağım. Evet, bu kadar yeterli. Çok fazla sallamayacağım çünkü sallayacak yer yok burada biraz söylediğim gibi. Şöyle elimle geriyorum. Burada da basıyorum ki geri gelmesin. Eziyorum. Bakın. Çok basit. Elle geriyorum. Şöyle eziyorum. Yine aynı şekilde. Evet. Şöyle nokta nokta görüyorsunuzdur. Bunlar yağın içerisinde böyle tam homojen olmamış yağ parçaları. Bunlar bakın hemen sırıttı. Ne kadar yağ güzel homojenize ederseniz o kadar daha iyi bir börek elde edersiniz. Açarken de kolay olur sizin için. Burada da bu şekilde estete estete böreğimi açıyorum. Evet, burada da sarkan bölümü böyle iyice inceltiyorum. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Yırtılma olsun, ince olsun böyle inceltiyor ki. Önemli olan bu, böyle kalmamasın. Böyle şöyle eziyorum, geri gelmesin diye. Şöyle katladım. Çok kalın olan yerleri koparıp atarsınız. Ama elinize gidip de böyle gerdirin, yırttırın, bırakın. Atmayın hatta. Şöyle incelsin diye yırttırarak bırakabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle biraz ayçiçek yağı sıkıyorum. Şimdi bu tepsiye koyacağım. Bu tepsiye göre ayarlayacağım bunu. Şöyle. Evet.
Bu bir. Tepsiden az büyük katlıyoruz ki çekme yaptığı zaman tepsinin kenarları boş kalmasın. Tamamdır. Diğer iki tanesini açıp üstüne koyacağım. Tabii bunu şöyle iyi açacak ya arasına. Tamam. Evet, bu üçüncü ve sonuncu. Sonuncu da yerleştirdim. Şimdi böreğimi önceden ısıtılmış 200 derece fanlı fonksiyonda fırında pişirmeye veriyorum. 3 tanesini de üst üste serdim. Evet, kol böreği olsun, Kürt böreği olsun. Bunlar piştikten sonra her zaman ters çevrilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi böreğimi şöyle pileyelim. Evet, gördüğünüz gibi birebir aynısı orijinali. Evet, böreğimi tam diliyorum böyle. Gördüğünüz gibi şahane börek çıkarttık. Şöyle. Üstüne pudra şekeri eriyorum. Ardından afiyetle tüketebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi efsane bir börek çıkarttık. Şöyle dursun. Şöyle koyalım. Bir taraftan tartıyorum. Kaç kilogram börek çıktı? Ne kadar mal oldu? Bunu sizin için hesaplamak istiyorum. Videonun sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.